Bu videoda çevrenin ve siyasi etkenlerin ticareti nasıl etkilediği sorusuna cevap bulmak istiyorum arkadaşlar. Aslında bu bir videoda cevaplanamayacak kadar büyük bir soru. Ancak ticareti şekillendirmede çevrenin ve siyasetin rolünü göstermek için özel bir örnek kullanmak istiyorum. Bu yüzden günümüzde İsveç'te tam şurada bulunan bir kadan başlayalım. Ve buradan başlamamın nedeni 1800'lerin sonunda bu yerleşimde çalışan bir grup arkeologun bir kadına ait mezardan bu fotoğrafta da gördüğümüz yüzüğü ortaya çıkarması. Arkeologlar bu mezarın ve içinde buldukları yüzüğün 9. yüzyıla ait olduğunu düşünüyorlar, yani 800 ila 900 yılları arasında bir yerde. Ve zaman çizelgemizde bunun Viking çağına denk geldiğini görebiliriz. Vikingler İskandinavya'da yaşayan bir halktı. İşte şurada kırmızı renkle gösterilmiş bakın. Evet, tek bir siyasi oluşumları yoktu. Onun yerine küçük bağımsız topluluklar halinde yaşıyorlardı. Ancak birçok ortak kültürel öğeye sahiptiler. Şimdi yüzüğümüze geri dönelim. Öncelikle bu yüzük gümüşten yapılmış. İkincisi, içindeki boncuk gerçekten yüksek kaliteli bir camdan yapılmış. Hatta arkeologların İskandinavya'da buldukları bu döneme ait olan her şeyden daha yüksek bir kaliteye sahip. Dolayısıyla bu iki özellik yüzüğün muhtemelen başka bir yerden geldiğini gösteriyor. Yüzük üzerinde eski bir yazı var. Görmek biraz zor ama yakından bakarsanız bir şeyler çıkarabilirsiniz. Bunu inceleyen dil bilimciler ve arkeologlar bunun bir çeşit eski bir Arapça yazı olduğundan oldukça eminler ve yazının içinde Allah'a ya da Allah için sözlerinin geçtiğini düşünüyorlar. Vikinglerin çok sayıda ortak kültürel unsurları olduğunu söylemiştim. Bu özelliklerden birisi de hepsinin Norse dillerini konuşması. Yani yüzüğün üzerindeki Arapça yazıt İskandinavya'dan gelmediğini kuvvetle ima ediyor. Bu nedenle bu yüzüğün nereden geldiğini ve nasıl olup da bir kaya ulaştığını kendimize sormamız gerekiyor. Bu yüzüğün nereden geldiğini ve buraya nasıl ulaştığını anlamaya çalışırken bakacağımız ilk etken siyasi bağlam olacaktır. Herhangi bir dönemin siyasi bağlamı bize hangi malların nerelerde ticaretinin yapıldığını söyler. Şu şekilde düşünün, eğer iki topluluk arasında siyasi ilişkiler varsa birbirleriyle ticaret yapma ihtimalleri daha yüksektir. Dolayısıyla siyasi duruma bakarsak Viking döneminde üç büyük imparatorluk var. İlki mor renkteki Bizans İmparatorluğu ve bildiğiniz gibi Roma İmparatorluğu'nun kalan kısmı üzerine kuruluyor bu. Sarı renkte Abbasi Halifeliğini e, görüyorsunuz. Abbasi Halifeliğini. Bu da yaklaşık olarak 750'de kurulan bir İslam İmparatorluğu. E, sonra mavi renkte Avrupa'daki e, Karolenj İmparatorluğu'nu görüyoruz arkadaşlar. İmparatorluğun ismi, e, Latince ismi. Carolus Magnus olan Kral Charlemagne'dan geldiğini biliyoruz. Zaman çizelgesinde Karolenci İmparatorluğu'nun Charlemagne'ın ölümünden sonra devam ettiğini görebilirsiniz. Sadece siyasi olarak biraz parçalanmış durumda. Evet, imparatorluklarda genel olarak büyük şehirler bulunur ve çok fazla sayıda insan yaşayabilir. Bu da daha büyük bir zenginlik, refah ve dolayısıyla daha fazla talebin olduğu anlamına gelir. Bu nedenle şehirler tüccarlara cazip gelir. Çünkü tek bir yerde çok sayıda müşteri bulurlar. Ayrıca imparatorluk şehirlerinde, özellikle başkentlerde varlık ve refahın fazla olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şehirlerimizi haritada gösterelim. Burada Karolenj İmparatorluğu'nun başkenti Akeni ve coğrafi olarak Vikinglere çok yakın olduğunu görebiliyoruz. Yine Bizans'ın başkenti Konstantinopolis ve Abbasilerin başkenti Bağdat da burada. Ve bu üç imparatorluğa, özellikle bu üç şehre baktığımızda bunlardan yalnızca bir tanesinde Arapça konuşuluyor. Abbasiler. Dolayısıyla bu yüzüğün kökeni için en muhtemel yerin burada sarı renkle gösterilen Abbasi halifeli olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda Vikingler neden kendilerine en uzak olan imparatorlukla ticaret yapmış olabilirler? Cevap kısmen siyasetle ilgili. Örneğin Vikingler ile Carolenjler arasındaki ilişkiye bakarsak, Charlemagne'ın Carolen hükümdarı olarak en büyük projelerinden biri, imparatorluğunun kuzey doğusunda yaşayan paganlara savaş ilan ederek onları Hristiyanlığa döndürmekti. Dolayısıyla Charlemagne ile Hristiyan olmayanlar arasında devam eden çatışmalar var. Bu gruplardan biri de Vikingler. Dolayısıyla bu durum ekonomik ilişkilere zarar veriyor. Aslında Vikinglerin 9. yüzyılda Karolenç sahillerine baskın yaptığını da görüyorsunuz. Vikingler Bizanslılarla veya Basilerle ticaret yapıyorlar. Bu yaptıkları da uzun mesafe ticareti dediğimiz şey. Uzun mesafe ticareti denince akla ilk gelen şey lüks ürünlerdir. Yani nadir bulunan ve pahalı ürünler. Tüm bu imparatorluklardaki siyasi bağlama bakarsak büyük ve güçlü imparatorluklar olduklarını görüyoruz. Bu da daha gelişmiş teknolojiye sahip olmalarını mümkün kılıyor ve sonuç olarak daha kaliteli, teknolojik açıdan gelişmiş mallar üretebilecekleri anlamına geliyor. Bu durum aklımıza şu soruyu getirmeli. Vikinglerde olan özel bir şey mi vardı ki bu daha gelişmiş imparatorluklarla ticaret yaptılar? İlk değineceğimiz nokta arkadaşlar İskandinavya'daki Vikinglerin Bizans İmparatorluğu ve Abbasilerden çok farklı bir iklime sahip olması. Hatta belli ölçüde Karolencilerden de farklılar ancak bazı siyasi sorunlar aralarında daha fazla ticaret olmasını engelliyor. Evet, farklı iklimlerden neden bu kadar bahsettik? Çünkü iklim farklılıkları kaynakları belirliyor. Vikinglerin ticaretini yaptıkları ürünlere bakarsak bunların kendi iklimlerine özgü şeyler olduklarını görebiliriz. Viking tüccarlarının Baltık Denizi'nden Baltık bölgesi dediğimiz bu bölgeye geçerek kereste gibi ürünleri elde ettiklerini görüyoruz. Özellikle de çam ağacı kerestesi. Baltık bölgesinde yetişen çamlar çok uzun ve sağlamdır. Bu yüzden yapı malzemesi olarak kullanılmaya elverişlidirler. Ayrıca iklim soğuk olduğundan hayvanların kürkleri kalın olur ve kürklü kıyafet yapımında kullanılır. Baltık bölgelerinde sıkça görülen başka bir kaynak ise kehribar. Kehribarın ana maddesi kurumuş ağaç reçinesi. Reçine cilalanarak ve şekil verilerek mücevher taşı olarak ya da dekorasyon amaçlı kullanılabilir. Vikingler ayrıca köle ticareti de yapıyorlardı. Bu bölgeden insanları kaçırarak imparatorluk başkentlerinde köle olarak satıyorlardı. Aslında bu çevrenin etkisiyle olan bir şey değil ama aynı zamanda ticaretin bir parçası. Vikinglerin satın aldığı ürünlere gelirsek, en yaygın ürünlerden bazıları bu imparatorluklarda üretilen ipek kumaşlardı. Daha önce de camdan bahsetmiştim hatırlarsınız. Yüze yerleştirilmiş camı gördük. Aynı zamanda cam bardaklar da vardı. Bakın hemen şurada. Bu Vikinglerin üretebileceği en kaliteli şeylerden bile daha kaliteli. Devam edelim. Özellikle Abbasi halifeliğinden çok fazla gümüş geliyor. Bu ticaretin daha geniş bir alanda gerçekleştiğini bilmemizin sebeplerinden biri de Baltık bölgesinde ve Baltık ve Abbasi Halifeliği arasındaki yolculuk rotalarından bazılarında arkeologların büyük gruplar halinde gümüş Abbasi sikkeleri bulmuş olmaları. İşte bu yüzden burada hem gümüş hem de cam görüyoruz. Yani bulduğumuz o yüzüğü oluşturan ve Vikingler tarafından satın alınan maddeler. Dolayısıyla iklimin farklı bölgelerde farklı ürünlerin varlığını belli ölçüde etkilediğini görüyoruz. Ayrıca coğrafi ve çevresel koşullar ürünlerin nakliyesini etkiliyor. Şimdi size bu dönemde sık kullanılan ticaret yollarını göstereceğim. Böylece ürünlerin bölgeler arasında nasıl hareket ettiğini anlayabiliriz. Baltık bölgesi ile Bizanslılar ve Abbasiler arasındaki büyük ticaret yollarının önemli nehir yollarını izlediğini görüyoruz. Vikingler sahip oldukları teknoloji nedeniyle bu nehir yollarından yararlanabiliyorlar. İşte yine çevre koşullarının ticarette rol oynadığını görüyoruz. Yani ürünleri taşımak için hangi yolların elverişli olduğunu bu koşullar belirliyor. Gelişen bu ticaret yolları hakkında işaret etmek istediğimiz bir diğer nokta da Novgorod, Kiev ve Bulgar gibi şehirlerin bu ticaret yolları boyunca ortaya çıkması. Ticaret yolları üzerinde kurulduğu için büyüyen bu şehirler bir süre sonra kendi başlarına ticaret merkezi haline geliyorlar. Bu yüzden videoya başlarken sözünü ettiğimiz yüzüğe dönecek olursak, umarım size garip bir arkeolojik buluntu gibi değil de, o zamanki çevresel ve siyasi koşullardan dolayı bölgede var olan ticaret ağlarının doğal bir sonucu olarak görünüyordur.